Gelin bakayım. Bir tane dişi kangal lığın sahibi bizi görmüş. Arkamızdan seslendi. Ay fazla getirme abi, kapışırlar. Yo, bunlar birbirine şey yapar. O dur. No. Bir şey yapmazlar. Dişi olduğunu anlarlarsa bir şey yapmazlar. Biraz bu tarafa getirir misiniz? Ha? Abi şuraya biraz getir. Arkamı kestim. Oh sorry ya. Yo, durduramayız şimdi. Şey yaparlarsa durduramayız. Bir şöyle sizi çekmeden bir görüntüsünü alayım. Dikkat. Yo, benimkiler sıkıntı oluyor. Dişi ama çatoyla zalim anlayamadı daha onun cinsiyetini. O yüzden... Kaç yaşında abi? 9 yaşında mı? O iyiymiş ama hiç daha belli etmiyor yaşını. Yok yani, her gün gezdiriyorum, her gün. İyi yapıyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar çıkarmaya çalışıyorum. Güzelmiş köpeğiniz. İsmi ne? Şaziye. Şaziye zalim ve çeto. Soldaki çeto. Ben erkek giyimi var ileride, o bizim. Efendim? Erkek giyimi var ileride ortada. Şeyde, Tottenham Hale'de. Ha tamam, tanışalım. Tamam, Yılmaz benim adım. Daha geniş bir zamanda sohbet edelim tamam, abi. Gel oraya. Tamam, hadi hoşça kalın. Gel. Telefon geldi abiye. Acil gitmek zorunda kaldı. Merhaba, merhaba. Nasılsın? Çeto'yu mu gezdiriyorum? He, çeto'yu gezdiriyorum. Film yapıyorum. Çeto. Nasılsın? Sen ne yapıyorsun burada? Çeto. Sen ne yapıyorsun? He, tanıdık biriyle, bir abiyle karşılaştık. Ya zor oluyor ama gezdiriyorum. Etraf şey, çok kalabalık. Şöyle çekelim. Burada eğlenenler, bayanlar. Would you like? Love it. Would you love it? You can touch. This is Anatolian Shepherd dog, Kangal. You can touch. Yeah. Oh my god, you're gorgeous. Kızlar sevdiler. Çok güzel diyorlar. Gorgeous diyorlar. Güzelin de daha güzeli. This is Zalim. Sorry, left one, on the left one, Zalim Çeto. This one Çeto. Zalim Çeto. Yeah. Zalim is Kuril, I think. Kuril? Yeah. Çeto is a film character. Yeah. Yeah. So cool. Oh my god, that's so big. Yeah, şeyleri ne dedi, anlamları? Biz de açıklamaya çalıştık. Did you like it? They're amazing. Enjoy your day. You happy, yeah? Very happy. Yeah, you're yeah. Day. Okay, have a good day. You too. Nice to speak with you. Bye bye. Görüşürüz. Şu tarafa doğru gidiyorum ben. Kamera çekiyorum, yoksa sohbet ederdik de. Senin yüzünü çekmemde sakınca var mı? Yok. Ama benim şeye atıyorum, YouTube'a atıyorum. Heh. Bir köpeksever abimizle de karşılaştık, Türk abimiz. O da tanıyor beni. Köpekleri de tanıyor, sevdi. Ben yavaş yavaş gideyim. Görüşürüz. Tamam, geniş bir zamanda şey yaparız. Aha, köpeği gördüler ama ona bir şey yapmazlar. Ya bir şey yapmazlar. O ufak ya, o onların klasmanı değil. Hay. Çeto ile Zalim'a herkes hayran. Zor olmuyor mu diyor abi. Zor oluyor ama eğleniyoruz, seviyoruz. Kangallarımızı seviyoruz. Bugün güneşli bir hava var Londra'da. Daha doğrusu bir haftadır güneşli, sıcak. İnsanlar parklarda eğleniyorlar. Hadi gelin bakayım. Biz de bir yürüyüş yapalım dedik. Çeto'yla Zalim'le. Haydi. Bu arada Çeto tüy dökümünde. Görüyorsunuz. Alacalı olmuş. Kabarmış biraz.
Haydi gelin. Bu koklama işi beni çok yoruyor, sizin bu koklama işiniz. Hadi gelin, gel. İnsanlar, burada da bir grup insan var. Çeto, orayı mı buldun yapacak? Başımıza iş açacaksın şimdi. Kangallar normalde, buna da değineyim de, sokağın ortasına şuraya pislemiyorlar, affedersiniz. Çimenli toprak yerlere yapıyorlar, o yüzden sıkıntı çıkmıyor. Normalde şöyle bir yere yapsalar, diğer celep köpekler gibi temizlememiz gerek. O yüzden sıkıntı olmuyor. Burada da bir grup insan eğleniyor. Bunlar terbiyeli, asil köpekler. Affedersiniz pisliklerini toprak, ormanlık yere, toprak alana, çim bölgelere yapıyorlar. Yoksa clean up after your dog. Yani köpeklerinizden sonra pisliklerinizi temizleyiniz diye tabelalar olur buralarda genelde. Parklarda temizlemek zorundasınız. Türkiye'de de muhtemelen öyledir ama uyan yoktur. Burada da herkes uymuyor. Ben köpeklerim toprağa yaptıkları için uymuyorum. Bazıları da önemsemiyor. Cezası var ama 80 pound. Yakalanırsanız oradan su içemezsiniz. Yakalanırsanız 80 pound ceza ödersiniz. Yani temizlemezseniz köpeğinizden sonra 80 pound cezasını yersiniz. Hava çok güzel. Bisiklete binen, gezen, eğlenen. Bura aynı zamanda bisiklet yolu. Buradan geçerken zorlanıyorum. Birçok bisiklet geliyor. Bekleyin bakayım. Bekleyin. Haydi, devam et. Burada dediğimiz gibi botlar, bunların içinde yaşayanlar var, sürekli yaşayanlar. Yani evleri bu botlar bazı insanların. Bu da bir yaşam tarzı. Haydi gidelim, haydi. Çocuklarını almışlar, bisikletle geziyorlar insanlar. Hello. Hi. Good afternoon. Bu işaret bırakma işinden bıktık arkadaş ya. Ne kadar çok işaretliyorsunuz. Botları ayrıntılı çekmiyorum. İçlerini göstermiyorum. Ev gibi. Mutfak kısmı var. Genelde perdeleri var da. Yani ben de dikkatli bakmadım hiçbir zaman. İnsanları rahatsız etmemek adına. Bisikleti olanlar var. Botta aynı zamanda geziyorlardır. Lavabo gördüm misal. Şimdi muhabbet oldu diye baktım. Lavabo var. Yani bir oda şeklinde dizayn edilmiş. Stüdyo flat şeklinde botlar bunlar. Hiç hareket etmeyen var, bazen hareket edenler var. Bu botlarla daha önce tahıl demir falan taşınmış. Thames nehrine bağlanıyor burası. Buradan Thames nehrine tahıl, demir, metal şeyler taşınmış. Öyle biliyorum. Tabelalarda historisi yazıyor, hikayesi. Şurada bir ördek yavru sanırım. Evet. Gaz da olabilir. Yavrular artık annelerinden ayrılacak büyüklüğe gelmişler.
Çay toylazalım. Diller çıktı. Bekleyin bakayım. Diller çıktı çünkü hava sıcak biraz. Hadi yürüyün bakayım, yürüyün. Hemen yoruldunuz ya. Şurada bir adını bir türlü öğrenemediğim kuş türü var. Ne ördek, ne kaz, ne karabatak. Haydi. Yürümeye devam edeceğiz biz. Bir sonraki gördüğünüz gibi bisikleti var teknede. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Susadılar. Oraya da inmesi kolay değil. Bu bulunduğumuz yere yüksek biraz mesafe. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.